Dijital oyunlar genel olarak erkeklerin egemen olduğu düşünülen bir dünya. Küçük yaştan itibaren PlayStation ve bilgisayar oyunlarının çoğunlukla erkek çocuklarla ilişkilendirildiğine tanıklık etmiş olabilirsiniz. Video oyun dünyası ile ilgili daha az bilinen bir gerçek ise dünyadaki kadın gamer nüfusunun geçtiğimiz yıl neredeyse %20 artış gösterdiği. Haydi bu sektöre mercek tutacak Simay Dinç ile tanışalım. Simay Hanım, Türkiye'nin ilk oyun yapımcıları ve geliştiricileri derneği Oyunder'in yönetim kurulu üyesi ve Women in Games Türkiye'nin kurucusu. Aynı zamanda ReContact Games'in de kurucu ortağı. Bu oyun 2015'te Türkiye Apple'da en iyi mobil oyun seçildi. Simay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceylan Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek? Ve çok güzel bir sunuşla başladınız. Evet, biz kadınlar olarak oyun endüstrisinde imzamızı atmaya başladık ve devamı muhteşem bir şekilde devam edecek, gelecek. İnşallah. Sizin zaten geçmişiniz çok renkli olduğu için güzel renkli bir giriş oldu. Ve sizi daha derinden tanımak isteriz. Bize girişimcilik maceranızdan ve özgeçmişinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki aslında ben oyun endüstrisine girişimcilik benim serüvenim oyunla başladı. Bu Game Boy aslında beni girişimci yaptı. Çocukluğumuzdan beri bilgisayar oyunları oynayıp saatlerimizi harcadığımız için ailem beni bilgisayarımı elimden aldı. Ben de nasıl yapabilirim, tekrar oyunlara nasıl dönebilirim, bu Game Boy'a nasıl sahip olabilirim diye ilk 6-7 yaşlarında ilk işimi kurdum. Ve ilk Game Boy'umu aldım, kasetlerimi aldım. İlk iş kurdum dediğimde de ufak teneffüste arkadaşlara bir şeyler satarak başladım. Ve Game Boy'u aldığımda, kasetleri aldığımda eve geldiğimde babam dedi ki kızım sen bunları nasıl aldın, biz sana böyle bir para vermedik. Dedim ki ilk iş modelimi, business modelimi anlattım. Onlar da dediler ki babam omuzlarından tuttu, kızım sen iş kadın olacaksın dedi. Tabii o zaman girişimcilik ekosistemi yok, oyun endüstrisi yok ama onlar bana o dönemde inandılar ve ilkokuldan bu yana kesinlikle bir girişimci, bir iş kadını, kendi işini kuran birisi olarak yetiştirildim. Birisi olacak şeklinde yetiştirildim ve bu da bana tabii ki çok büyük bir özgüven verdi. Hep işletme okuma üzerine, ben işletme okuyacağım ve bir iş kadını olacağım. Ancak işletmeye girdiğimde iş kadın olabileceğimi, ne sanatçı, ne bilim insanı olabileceğimi gördüm. Çünkü işletme okuduğunuz zaman evet güzel, size bir katkısı var tabii ki işletme okumanın. Ancak bir uzmanlık alanına sahip olamıyorsunuz. O dönemlerde biz oyun endüstrisinde, oyun sektörünün üniversitede okuduğum zamanlarda 2005 yıllarına bahsediyorum. Oyun sektörü Türkiye'de bu kadar tanınmış değildi. Ve ben de oyun sektöründe katkıda değer yaratabileceğimi bilmiyordum. Ki 18 yaşında başlayan ilk Amerika'ya gittim. Orada sanat galerilerini, müzeleri, teknoloji fuarlarını gezerek başladım. Kendimi tanımaya ve dünyayı tanımaya, gerçekten ne iş yapmak istediğime karar vermeye çalıştım. Ve yine 2013 yılında Modern Art Müzesi'ni gezerken New York'ta sadece bir katın oyun endüstrisine ayrıldığını gördüm. İşte bu. Ya sanat ve teknolojinin yaratıcı formu olan oyun, benim tutkum olan oyunda neden ben yer almayayım dedim. Ve Türkiye'ye döndüğümde hemen sanatçı kardeşim Eray Dinç'le birlikte güçlerimizi birleştirdik. Ve farklı bir janra üretmek istedik. Sinemayı mobil oyuna entegre edebilir miydik? Biz bunu denedik 2015 yılında. 3 kişilik bir ekiple. Ve sizin de dediğiniz gibi 2015 yılında ilk oyunumuz ReContact İstanbul bizi Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilecek kadar bir noktaya ulaştırdı. 153 ülkede en yenilikçi, en yaratıcı oyun olarak tanıtıldı. 3 kişilik bir ekiple başlayan şimdiki arkadaşlar gerçekten aslında çok şanslılar. Çünkü o öğrenme, o tutku onları zaten global dünyada, global dijital dünyada kesinlikle ve kesinlikle önemli yerlere getirecektir. Şimdi şeye baktığımızda, platformlara baktığımızda milyonlarca aynı oyun var. Ama nasıl farkındalık yaratacaklar? İşte yenilikçi tavırla bunu yaratacaklar. Bu multidisipliner gücü kullanarak yapacaklar. Farklı disiplinleri entegre ederek yapacaklar. Biz ReContact'ta da aynı şeyi yapıyoruz aslında. Ne yapıyoruz burada? Yenilikçi teknolojileri farklı sanat biçimleri yaratmak için kullanıyoruz. ReContact'a baktığımızda içeride edebiyat var, müzik var, sinematografi ve farklı sanat disiplinleri var. Ve biz oyuna bir sanat eseri gözüyle bakıyoruz. Sekizinci sanat olarak bakıyoruz. Böyle baktığımızda da o yüzden herhalde dünya çapında ilgi çekiyoruz diye düşünüyorum. Çok ilginç bir oyun. Hiç de karşılaşmamıştım. Ama gerçekten sizin bahsettiklerinizden sonra benim de içine girip oynayasım geldi ki çok uzun zamandır oyun
ve oyun oynama konseptine çok uzağım. Aslında insanın hayatında çok çok önemli bir yerde ve özellikle de gençlik yıllarında çok ön planda duran bir şey oyun. Nedense daha sonraki yıllarda bazen kayboluyor. Sizce insanların hayatında oyunun özellikle de yeni gaming kültürünün yeri nedir? Özellikle Türkiye'de baktığımızda 30 milyon oyuncumuz var, genç oyuncumuz var. Şimdi e-sporculara baktığımızda da emeklilik yaşı 19. Sizin de dediğiniz gibi hani belirli bir yaştan sonra biz o oyuncuları kaybediyoruz. Zaten o en tutkulu oyuncular 16-19 yaş arasında oluyor. Ama Türkiye'deki 30 milyon oyuncumuz, oyuna para harcayan oyuncumuz, neden biz sadece oyuncu değil, neden üretici olmayalım? Bu sorularla aslında hem oyuncular olarak hem Women in Games olarak da bir sosyal girişimlerimiz tarafında da bu sorular üzerine hep çalışıyoruz. Ve bu sorular üzerinde de projeler üretmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bunun multidisipliner gücünü ortaya çıkartmak. Yani biz İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerini Bahçeşehir Üniversitesi oyun tasarımı öğrencileriyle bir araya getiriyoruz. İleride tıp doktorları hastalarına oyunla nasıl farkındalık yaratabilir? Ya da Hacking the Future düzenleyerek bilim insanları, oyun geliştiricileri, sosyal girişimcileri bir araya getiriyoruz. Yani oyunun gücünü aslında daha iyi şeyler kullanmak, daha iyi farkındalık yaratabilecek işler üretebilmek için çalışıyoruz. Bu araştırmalar oyun sektörüne girdiğimde Türkiye'de çok fazla kaynağa ulaşamamıştım. O yüzden Japonya'ya bir seyahatim olmuştu. İnanır mısınız oyun merkezlerinde 80 yaşındaki dedelerimiz diyeyim saatlerini harcıyorlardı. Çünkü o kültürle çok erken yaşta zaten tanışan kişiler belirli bir yaştan sonra kapamıyorlar. Şimdiki oyuncular da bundan sonra da kapamayacaklar. Pandeminin, koronanın oyun endüstrisine katkısı şu oldu. %60 oranında oyunda geçirilen süre arttı. Oyunda harcanan paralar arttı. Ve çok fazla artık oyun şirketleri de gündeme geldi. Özellikle de Türkiye'de. Biliyorsunuz geçen sene Epic Games'in de 1.8 milyar dolara satışıyla birlikte geçen ay baktığımızda 30 tane yeni oyun şirketi kurulmuştu. Ve şöyle ki şu an dünyaya baktığımızda 160 milyar dolarlık bir oyun endüstrisinden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaklaşık 1.2 milyar dolar bir değer yaratabiliyor. Biz gelecekte hem insan kaynağı olarak hem teknoloji olarak bu sektöre şimdi yaptığımız yatırımda birkaç sene sonrasında kesinlikle çok hızlı geri dönüş alacağımızı düşünüyoruz. Peki gaming dünyasında kadınlara karşı nasıl önyargılar olduğunu gözlemlediniz? Sizin bu alanda öncülük eden bir kadın olarak karşılaştığınız stigmalar oldu mu? Aslında oyunun kesinlikle cinsiyeti yok. Dijital dünyada kesinlikle cinsiyet olduğunu düşünmüyorum. Ben bir kontakla oyun endüstrisine giriş yaptığımda çeşitli konferanslara katılıyorduk, eğitimler alıyorduk ve bu konferanslarda maalesef 100 tane erkek varsa 1 ya da 2 tane kadın oluyordu. Ben bundan 5 yıl önce sektöre ilk giriş yaptığımda kadınların sektörü fark etmediğini fark ettim. Ve bu nedenle Women in Games Türkiye'yi kurduk. Yaklaşık 5 yıl boyunca 40 farklı üniversitede Türkiye'nin 4 bir yanında konferanslar, etkinlikler, eğitimler düzenledik. Hepsini ücretsiz bir şekilde. Müzede hackathon düzenledik, Hacking the Future'lar düzenledik. Hem hackathonlarla, eğitimlerle, panellerle farkındalık yaratmaya çalıştık. Ve 3 kişilik üyemizden 3000 kişiye çıktık bu süre boyunca. Şimdi sektörde efsane kadın arkadaşlarımız var. Üretici, geliştirici, tasarımcı, yapımcı olarak. Zaten bu çok disiplinli, yaratıcı temelli bir iş. Bu nedenle siz farklı bir disiplinden gelmiş olsanız dahi o birikiminizi oyun sektöründe katma değer yaratabiliyorsunuz. Bundan kesinlikle çekinmesinler. Kadın ya da erkek diye bir şey yok. Burada yaratıcı tutku var bu sektörde. Eğer siz gerçekten fikrinize, oyununuza güveniyorsanız zaten platformlar aracılığıyla yayınlıyorsunuz. Sizin kim olduğunuz, cinsiyetinizi bilmiyorlar bu editörler ya da AI. Steam'de bir oyun yayınladığınız zaman Steam AI size diyor mu kadın mısın, erkek misin, geliştirici? Öyle bir şey yok. Eğer sen gerçekten bu işte tutkuluysan yapamayacağım bir şey yok. Ben de kesinlikle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Bir önyargıyla karşılaşmadım. Çünkü elimde bir projem vardı. Bir farklı bir janrayla bir iş yapmak istiyorduk. Kapımız açıldı. Gerçekten dijital dünya bunun için en iyi yerlerden birisi. Yoksa kadın girişimciymiş, erkek girişimciymiş, buna kesinlikle ben katılmıyorum.
Kesinlikle haklısınız. Birazcık da dijital dönüşümden bahsettiniz. Özellikle korona döneminde oyun endüstrisinde çok büyük bir büyüme olduğundan, genel olarak da dijital ekosistemde çok büyük bir büyüme olduğundan bahsettiniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Mesela özellikle korona sonrasında oyun endüstrisinden beklenen trendler neler? Neler olmasını bekliyorsunuz? Aslında baktığımızda mesela geçen hafta Stanford Üniversitesi'nde Dr. Mason'la bir panel düzenledik. Kendisi VR'la insanların korkuları üzerine çalışmalar yapıyor. Biz VR, bundan 3-4 sene önce oyun fuarlarına gittiğimizde VR'ın aslında oyun endüstrisinden yavaş yavaş tıbba geçtiğini, eğitime geçtiğini görmüştük ve bu şekilde devam edecek. Oyun endüstrisine AR, yani augmented reality dediğimiz teknoloji artacak, AI artacak ve şimdi baktığımızda e-spor şu an Türkiye'de çok gündemde. Ne yaptık? Artık daha fazla evdeyiz, daha fazla oyun oynuyoruz ve arkadaşlarımızla orada oyun oynayarak sosyalleşiyoruz. Bu da e-sporu gündeme getiriyor özellikle de Türkiye'de. Çünkü dünyada zaten çok gelişmiş bir ekonomi baktığımızda. Gençleri, aileler lütfen ve lütfen oyunları yasaklamasınlar. Sadece saat, bir saat, iki saatlik periyotlar günlük onlara yaşasınlar, bunu deneyimlesinler. Çünkü bu dönemde e-sporcu olabilmeleri, özellikle de gençlerimiz, lise çağında, ortaokul çağında çok çok önemli. Çünkü orada özgüvenliğini kazanıyorlar. Orada farklı arkadaşlıklar ve farklı deneyimler elde ediyorlar. Her oyun kötü değildir. Tabii ki yaşlarına bağlı olarak bunları kesinlikle öneriyoruz oyun oynamalarını. Oyun endüstrisine baktığımızda ise en çabuk adapte olan koronayı pandemi dönemine bence gamingdi, yaratıcı endüstrilerdi. Yapılan fuarlar çok hızlı dijitale döndü ve orada insanlar bir araya gelmeye başladılar. Ve dediğim gibi VR belki evet bir oyun endüstrisinde azalışa geçecek ama farklı disiplinlerde yine artıyor. Bu sektör AR tekrar gündemimizde olacak. Augmented reality. Birazcık da sosyal girişimci şapkanızdan bahsedelim. Sosyal girişimcilikte çok önemli projelere imza attınız. Türkiye'nin ilk yaratıcı girişimcilik köyü olan Small Village, Small World'ı kurmuşsunuz. Bize biraz anlatabilir misiniz? Nedir Small Village, Small World? Aslında şöyle ki, oyunun gücünü fark ettikten sonra hayatım oyuna gelmiş durumda. Evet, ReContact'la sinematografik mobil oyunlar yapıyoruz. Şimdi ReContact Land'ına hazırlanıyoruz. Women in Games'le sadece kadınlar değil, biz You Are in Games diyoruz orada da. Bir eşitlik için çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da neden biz köy çocuklarına oyun tasarımı, kodlama, bunları ücretsiz bir şekilde verip neden onlara farklı vizyonlar kazandırmayalım dedik. Ve Ayvalık'ta bir köyde, küçük köyde eski bir kıraathaneyi alıp içine sanat ekleyip kıraathane haline getirdik. Burada hem köy çocuklarına yaratıcı endüstrilerden eğitimler vererek yaratıcı endüstriler için bir coworking alanı oluşturduk. Bir yaratıcı bir kümelenme, creative cluster, bir yaratıcı kümelenme oluşturmak için 5 yıldır da çalışıyoruz. Şimdiye kadar o köyümüzde 12 tane sanat galerisi oldu, 300 kişilik bir konferans alanı oldu Ayvalık Belediyesi sayesinde. Ve bu projemizi Güler Hanım'a anlattığımızda, Güler Sabancı'ya anlattığımızda kendisi geldi köyümüze ve oradaki en büyük hayalimiz terk edilmiş bir ilkokulun üniversite haline gelmesiydi. Ve geçen sene Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknoloji Merkezi açıldı köyümüzde. Düşünebiliyor musunuz? Terk edilmiş bir %80'i terk edilmiş olan bir köy tekrardan creative cluster haline bir dönüşüm yaşıyor. Ve burada sanatçılar, bilim insanları, sosyal girişimciler bir araya gelip farklı projeler üretebiliyorlar. Ve aynı zamanda köy çocuklarına rol model olup eğitimler verebiliyorlar. Amaç bu şekildeydi. Tabii ki buna 5-6 yıl önce başlayınca kolay olmadı. Yutkunuyorum şimdi yaşadığımız zorlukları aklımıza getirince ama bir adanmışlık vardı. Ayvalık'a olan bir aşk vardı. Oyuna duyulan bir tutku vardı. Biz bunları bir araya getirdik ve Ayvalık'ta küçük köyde böyle bir ortam yarattık. Umarım sağlıklı günlerde daha güzel etkinlikler düzenleyebiliriz. Şimdiye kadar 21 ülkeden orada sosyal girişimci, oyun endüstrisinde yer alan girişimciyi ağırladık ve neden olmasın bundan sonra da devam edeceğiz. Sağlıklı günlerde diyelim. Sizi de mutlaka bekliyoruz.
Çok isterim. Gerçekten çok heyecanlı duyuluyor. Son olarak da mentorluk yaparak da girişimlerin zorlu yollarına ışık tutuyorsunuz. Aynı Ayvalık'taki bu gençlere de ışık tuttuğunuz gibi. Genç girişimcilerin en sık yaptığı hangi hataları gördünüz bu süreçte? Onlara bir şey önerme şansınız olsa o ne olurdu? Aslında şöyle ki, şimdi önce soruyu şöyle almak istiyorum. Eğer oyun endüstrisine girmek isteyip de nasıl başlayacağını bilmeyen arkadaşlarımız için şu dönem çok şanslı. Çünkü bizim sektöre girdiğimizde herhangi bir eğitim veren bir üniversite yoktu. Ama bugün baktığımızda Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde artık oyun tasarımı bölümü var, etkileşim tasarımı bölümleri var. Ve lütfen bunları incelesinler. Aynı zamanda bu üniversite okumanıza gerek yok. Bunların yaptıkları etkinlikleri, hekatonları mutlaka takip etsinler. İnkübasyon merkezleri açıldı sadece oyuna yönelik ki çok şanslılar. Bütün oyun uzmanlarına, oyun dünyasındaki oyun uzmanlara, yaratıcı endüstrilerdeki uzmanlara ulaşabilirler. Ve hatadan daha çok oyun endüstrisi hata yapmak için muhteşem bir yer aslında. Hata yapacaksınız ki nasıl oyun oynarken de hata yaparsınız, yenilirsiniz, level 1'dan tekrar başlarsınız. O süre sizin karakterinizi ilerletir. Ve sadece bu sektöre girdiğinde bir oyun fikrim var ve bir anda yayınlayacağım, yüz milyonlarca dolar kazanacağım diye bir şey yok. Bu sektöre baktığımızda, oyun şirketlerini incelediğimizde 50. oyununda, 80. oyununda başarıya geldiğini görüyoruz, başarı elde ettiğini görüyoruz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmemeleri lazım. Her bir oyun, her bir başarısızlık onlara atlatacaklardır. Ve oyun endüstrisine baktığımız zaman hata yapabilme lüksü veren en değerli alanlardan bir tanesi. Bol bol oyun oynasınlar, hata yapsınlar ve hatalarından öğrenerek devam etsinler. Oyun endüstrisi çok dinamik bir endüstri. Sürekli değişiyor, sürekli teknoloji değişiyor, platformlar değişiyor ve buna açık olmaları lazım, flexible olmaları lazım. Bu yüzden hata yapmaktan kesinlikle ve kesinlikle çekinmesinler. Biz hatalarımızı öğrenen, onlarla zaten tecrübe kazanan insanlarız. Peki sizi yakın gelecekte neler bekliyor? Recontact Games Londra'dan bahsettiniz. Bunun dışında yeni projeleriniz var mı? Sizi aynı şekilde heyecanlandıran? Evet, biz de şu an Recontact London'ın büyük heyecanı içindeyiz. Bu üçüncü oyunumuz. Çekimlerini Londra'da yaptık. Bu sefer Game of Thrones'tan bir oyuncuyla çalıştık. Rolf Müller'le, İngiliz aktörle çalıştık. British Museum'u kapattık çekimler için. Oyuncuları daha sofistike bir iş yapabilmek için. Müzikler için her zaman hayalimde. AAA oyunlarda bir senfoni orkestrası seslendirirdi. Büyük oyun şirketlerinin müzikleri, oyunların müziklerini. Biz de dedik Recontact'da bunu yapabilir miyiz? Harika kompozör Atakan Anıl Gazdağ'la çalıştık. Moskova'nın en iyi senfoni orkestralarıyla çalıştık. Müziğimiz 60 kişilik senfoni orkestrası seslendirdi. Ya baktığımızda gerçekten sanat eseri oynanabilir, sanat üretmek bizim en büyük mottomuz. Recontact London'da 2021 yılında bu sefer farklı platformlarda çıkarmak için çalışıyoruz. Daha önce mobil platformlardaydık. Şimdi bilgisayar için çalışıyoruz. Oyunculara, farklı oyunculara ulaşabilmek için ve farklı deneyimler yaratabilmek için çalışıyoruz. Recontact'landığından sonra aslında projemiz Recontact Tokyo'ydu. Biz orada bir ekip kurduk ama şu an pandemiden dolayı çekim yapamıyoruz. Oraya gidemiyoruz. Çünkü bizim hem bir film ekibimiz var hem de bir oyun ekibimiz var. Oyun süreci var. İkisini bir araya getiriyoruz. Şimdi Recontact'lanan için çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bu süreçte de biz de dönüşüyoruz. Planlarımız dönüşüyor. Aslında değişmiyor, yıkılmıyor. Sadece dönüşüm. Ve bu dönüşümü oyunla daha farklı bir yere getiriyoruz. Sinemayı, edebiyatı, müziği, gerçekten kullanabileceğimiz bütün disiplinleri yer vermek istiyoruz. Tabii ki buradaki en büyük öncümüz de en büyük tutkumuz da yenilikçi teknolojiler oluyor. Şimdiki oyunumuzun içinde de augmented reality var. Bundan önceki oyunumuzda virtual reality denemiştik. Şimdi augmented reality ile fotogrametrik bir tasarım yaparak da bambaşka bir deneyim sunacağız. Bunun için de mesela İngiltere'de bir mimarlık ofisiyle çalıştık fotogrametrik AR'la. İşte bu farklı alanlarda insanlarla çalışmak, şirketlerle çalışmak, partnerlik yapmak bizi besliyor ve yaratıcı tavrımızı, imzamızı atmamızı sağlıyor. Gerçekten çok heyecanlı duyuluyor. Bu yeni projeler de gerçekten heyecan verici. Size çok başarılar diliyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Umarım çok güzel projelere imza atmaya devam edersiniz. Çok memnun oldum Simay Hanım. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Evet, bugün WeContact Games'in kurucu ortaklarından Simay Hanım'la tanıştık. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin ilk oyun yapımcıları ve geliştiricileri derneği Oyun Derin yönetim kurulu üyesi ve Women in Games Türkiye'nin kurucusuydu. Siz de Türkiye'de oyun endüstrisiyle alakalı daha fazla detaya ulaşmak isterseniz WeContact Games'in web sitesini ya da Women in Games Türkiye'nin sosyal medyasını takip edebilirsiniz.